Şu kiralara, şu öğrencilere, yani bizlere, bizim büyük sorunumuz işsizlik bu bir. Bu sene dert büyük. Yani bu sene değil. Bu seneye bağlı değil. Kiralar çok arttı ya. Yani bu öncesi de var yani bunun. Bu yıl kira artışı daha önce hiç olmamış. Sayın Başkanım, evet, bu pandemiden dolayı birden açtılar ama bunu öne geçmediler. Herkes kendi kesesinde oldu. Dünya bozuldu. Yanlış. Anne baba bunu çocuk, o çocuğunu okutmaya gönderiyor. Emekli neyle ödeyebilecek bu kira? 3 milyarı, 4 milyarı. Öğrencinin en önemli ihtiyacı ne? Bir gıda değil mi? Evet, gıda var. Gıda fiyatları aldı başını gitti. Kira gidiyor. İki kira fiyatları aldı başını evet. Gitti. Çok zor, çok zor. Yani, milyar, yani üniversiteyi kazanıp da gönderemeyen çok aile var. Gitmesin diyorlar ya. Ne diyor? Çocuğunuz üniversiteye gitmesin. Kesim cahil mi kalacak? Cahil kesim kalamaz. Çocuklar iyi üniversiteyi kazanıyor, kaydettiremiyorlar. Yok, çocuk madde. Okutamıyor, kadın çocuğu okutamıyor. Çok yok. Ben kira 2 milyar veriyorum. Ama ben oturamayacağım. Şu anda hükümet artık inşallah gidecek. Ekonominin kontrolünü elinden kaçırdı. Bitti. Maalesef. Çok kötü, biliyorum. Yanındakilerle. Onun için yola çıktık. Yani iyi bir alternatif hazırlamamız gerekiyor. Şimdiden çalışmamız gerekiyor.